Onu açmaya çalışıyorlardı. Şöyle, o nasıl da anlamadım. Şöyle. Hayır, ben evet. net bir şekilde anlatayım. O gün evet. arkasında ben geldiğimde yani çünkü zaten yengem, babam, amcam vardı. Zaten o anda amcam, yengem hiçbir şekilde hatırlamamış. Babam bile amcamın olduğunu hatırlamıyor. Ben babam kapıyı açmaya çalıştı. Kapı tokma boş, boşa döndü. Babam bile kızdı. Abisi neydi? Abi ne biçim bir kapı? Aç şu kapı demiştir yani. O anda zaten amcam açmaya çalıştı. Amcam bile açamadı. Amcam sonra kapının önünde anahtar vardı. Anahtarla açarken kilitledi. Kilitlerken tekrar açtı. Ondan sonra zaten direkt odaya tamam, girdi. Bak, peki yengenin durumu şimdi nasıldı? Şimdi aklıma geldi Görkem. O kapıyı dedi. Bu girmesinler kimse dedi. Ellemesin diye bu çevirmişti. Evet, aklıma ya, geldi. Kilitlenmiştir. Kilitlenmemiş diyemem evet. çünkü. Ben o anda aklıma öyle geldi. Gördüm. Sonra peki, zaten ben onlara dedim. Ben, ambulans aradı beni. Hemşire aradı dedim. Sen ambulansı saat kaçta aradın? Sabah 7.30 geldiyse yengem hemen babamla gittikten sonra arkasına hemen ben aradım zaten. Tam saatini hatırlamıyorum. Şimdi oraya gittiğinde sen ne haldeydi? Yani yengenin durumu nasıldı? Sakin miydi? Ağlıyor Yok, muydu? Yok hayır ağlıyordu. Yine ağlıyordu. Kızım gitti, kızım gitti diye ağlıyordu. Hatta sobanın dibine kıvrıldı, oturdu, çömeldi. Ona ben bir tane amcam bana dedi sakinleştirici hap var şurada koltuğun içinde ya da dolabın içinde dedi. Bir tane sakinleştirici hap içirdim ben ona. Ha, ben peki. onun için ağlamayı kestim. Ondan sonra zaten benden sonra çoğu insan geldi. Fatma geldi. Aha, Fatma geldikten sonra kızı da aynı şekilde sakinleştirici hapı içirmiş. Ondan sonra zaten çok sakindi peki zaten. Peki senin baban neden kızın başını mı yediniz, ne yaptınız diye soruyor senin i̇şte baban. Soruyor. Ne diyor, neden öyle, ne düşünüyor? Yani niye kızın başını yaksınlar? Ya çünkü evde her gün kavga, her gün bir beddua, bir bela okuyorlardı çünkü. Yıllardır okuyorlardı, okumuyor diyemem çünkü. Gamze'ye de böyle öfkeleri var mıydı? Yok hayır, Gamze'ye pek öyle öfkelerini görmedim. Çünkü Gamze'yi rahat büyüttüler hep. Yani diğer kızlarına verdiği, oğluna verdiği tepkiler kadar Gamze'ye onu verdiklerini hiç görmedim şimdiye kadar. Peki kapıyı açtınız, içeri girdiniz. O sırada kızın cesedi nasıldı? Bir anlatır mısın? Onunla ya, ilgili... Ben cesedini ben görmedim. Yengem zaten yönünü çevirmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Ben kapıdan gördüğüm kadar yani kafası bu şekilde, eli bu şekilde göğsünün üstündeydi. Üstündeydi. O şekilde gördüm. Eli yüzüm osmordu zaten. Babam beni bile sokmadı içeri. Girme zaten dedi. Giremedim çünkü. Girmek istedim yani o kadar çok istedim. Giremedim. Yorgan da nereye kadar örtülüydü? Yani, yorgan ben elini gördüğüm kadar ne şöyle şuraya kadar şeydi açıktı. Üzerinde ne vardı? Üzerine çok dikkat etmedim çünkü eli falan vardı. İş kıyafetleri var demişsin sen ekibe. Doğru söylüyor. Ya iş kıyafetleri vardır. Bana jandarma gösterdiğinde üstünde iş kıyafetleri varmış zaten. Bana söyledi bu iş kıyafetleri vardı. Bilmiyorum dedim. Ben sadece gördüm hani normal iş kıyafetiyle yatan bir kız değil yani çünkü ben bildiğim kadarıyla. Dili dışarıda, boynunda morluk var mıydı? Baktın mı? Dikkatini çekti mi? Ne görmüş çok... baban? Babam bir şey görmüş. Baban ne görmüş söylesin. Babam ne gördü? Orada babam baktığında ilk baş eğildi, inanmadı öldüğüne. Ondan sonra tekrar ikinci kez eğilmiş. O anda zaten şu tarafından bir yerde morluk. Şurada. Yani ben tam bilmiyorum. Nerede babam söyledi. Nerede? Sağ mı sol şurada. Tarafından bir yerde morluk. Turcan gösteriyor. Bir Turcan'ı görebilir miyim şurada, lütfen ekranda? Şurada. Arkadaşlar resim seçici arkadaş. Bak Turcan ne gösteriyor? Şöyle burada. Hı-hı. Ha. Oradasın. Ben evet, onu evet, evet. sonra rica ettiğimde gördüm. Ha. Aynen evet babam da görmüş çünkü o morluk. Ufak bir morluk varmış zaten bir orada. Parmak izim artık bilmiyorum. Orada bir net bir şekilde vardı. Sen gördün mü orada? Parmak izini gördün mü? Morluk mu gördün? İz mi? Parmak izim bilmiyorum. Böyle morarıntı ama vardı. Senin kayınbiraderin Halil'in şeyi ben, Erdal. Elini öpeceğim dedim. Çocuğumun elini çok eminiydim. Hmm. Elini öptüm. Abi. Elinden tuttum böyle. Bir göster bakayım bana. Ben ama şimdi birazdan canlandırma yapacağız. Eşim, bir dakika. Bir kere canlandırayım orada. Hayır, ha orada da yap. Tam iki defa yapabilirsin. Tamam. Yap canım benim. Göster bak, eşinden gösterecek şöyle arkadaşlar. Şöyle bak şöyle yanı başından. Göreyim ben ama ben görmedim. Elini öptüm böyle ederken burası gözüme kaçtı. Bir de gözü yarım açıktı. Ben aynen böyle yaptım jandarma. Beni hemen müdahale etti. Niye oynadın? Oynamasaydın. Ama ben yapmış bulundum. Peki otur yerine. Şimdi diyorsun ki amcamların oturduğu odada işte onlar hem orada uyumuşlar ya oturdukları odada da uyumuşlar. Ne vardı? Bisküvi lahmacun varmış oralar. Toparlanmamış o. Yok toparlanık değildi. Orada ne vardı? Akşam ne yedilerse bisküvi tabakları falan vardı. Hayır, hatta lahmacun vardı orada. Lahmacun da var. Bisküvi tabakları falan vardı. Evet. Onlar hatta olay yeri jandarması geldi sordu hatta. Onları bile yengem eliyle götürdü. Onlar, bu tabaklar vardı. Onlarda bir şeyler diye. Vardı. İçinde de onlar. İçinde bilmiyorum. Bisküvi falan yani vardı. Yani şöyle bize şunu söylemişti yengen. İşte kızım gittikten damadım gittikten. Bulaşıklarını falan yıkadım ben de bir onlar kalmıştı. Onu bilmiyorum onu bilmiyorum. Ama sen bize diyorsun demişsin ki yengen bulaşık yıkamamıştı kirli duruyordu hayır, öylece. Ya, hayır. Kirlidir ben gördüğümde kirliydi orada hayır. Bulaşık falan yoktu. Ya, şey vardı yoktu yani, kızım bizim orada kirli vardı. Anlamadım. O yazışmada Nazlı ile Görkem arasında bir yazışma var.
Şimdi girer için söyleyeyim hep beraber yaptığınızı diyor. Bir uygulamadan evet. bahsediyorsunuz. Evet. Ondan sonra nedir bu yazışmada? Evet. Arkadaşlar ekrana verirseniz arkaya değil ekrana verin. Ben sana söylemedim. Hı. Bu yazışmada ne var? Böyle söyleyeyim size. Ben tam yazınızı da okuyamadım ya. Ne demek istiyorsunuz burada? Gamzelerinizle pardon. Yok biz burada Nazlı ile aranızda. Söylemeyelim. Bir aplikasyon uygulaması var. Evet. O uygulamada ne oluyor? Yani ne oluyor? Önüne bir insan çıkıyor. O insana ya muhabbet orada kuruyorsun. Yani şakalaşıyorlardı. Bir iki kere ben de girdim araya. Sonra Gamze ile çünkü bir ara dur Nazlı ben anlatayım. Ondan sonra sen konuşursun zaten. Sonra zaten Nazlı'nın anne daha önceki aşmeş değil yenge şakalaşma. Diye diyorum. Hayır aşmeş değil şakalaşma. Yani yeri geldi hareket çektikleri de oldu güldükleri oldu. Yani oturdular yani nerede yaşadıklarını muhabbet edin. Karşısına insan çıktıktan sonra nerede olduklarını peki, muhabbet ettiler. Peki bu uygulamada mı bu hataylı çocukla tanıştı? Yok yok. Bunu, onu bilmiyorum. Onu kadar... Face'ten bulmuş. Ne var bu uygulamada? Ne olmuş olabilir? Face'ten bulmuş. Şey, Baba yarabbim ya. Sevgili avukatıma verelim. Funda Hanım burada bir mu? Burada hayır, kızımızı görmüşüm. Siz bakın lütfen ona. Hiç görmüyorum. Ha? Yok hayır no, sadece ben sormak istedim o kadar. Ben anlamadım. Yani bilgi. Onların ikisini arasında. Niye madem öyle demiş. TikTok de geç o kolay kapandı demiş, diye söylemiş bu. Yazdın ama lazım. Ben şöyle Görkeme. Açıklama getirebilir miyim? Söyle. Sürekli siz konuşuyorsunuz. Bir iki dakika dinlenin. Soluklarını bile oh çekin şöyle. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Gamze. Tamam, okuldan geliyor Gamze yenge hadi 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 gel babamdan gelmeden işte telefonla takılalım. Sürekli bana böyle diyor çocuk. Ben de çocukla zaten anca iş yapabilirim. Sen hatta, de telefondasın canım ha, yani. Tamam tamam hayır tamam ben telefondayım. Ama benim kocam biliyor. Ne Hı. var bunda? Ben bir şey mi yapıyorum burada? Gamze'nin gönlü olsun diye her şeyi biz bak kendileri de diyor. Gamze'nin gönlü olsun diye biz her şeyi yapıyoruz dediler mi demediler mi? Söyle, ben Gamze'yi bir günden bir güne kırdım mı? Kırmadım. Ben Gamze'yi seni seviyor diye, seni seviyor diye, yalnız diye izin verdim. Ben eşimle beraber. İzin ver. Bin milletle tanıştık. Bir dakika. Bir diyor ki bak o da senin kuzu, senin yeğenin. İki evladıma güvenemeyeceksem daha ötesi var mı bunun? Ben başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyle, 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 söyle hadi. Geçen gün Gamze'nin öldüğü gün hiç uyumadım dedi. Sebebini öğrenebilir miyim? Sebebini hemen ben şöyle söyleyeyim. Eşim de hatta yanımda. Eşim burada uyuyordu. Ben burada, çocuğum da burada zaten. Annem de onun ilerisinde. Tamam. Tabii. Ondan sonra çocuk zaten ağlıyor. Annem dedik bu çocuk dedi birisinin dedi başını dedi yiyecek. Bizim eskiler zaten hani çocuk çok bunu ağlayınca. Bunu nereden bahçesin? Çocuk çok ağlayınca kötü bir şey olacak diyorlar sürekli. Bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Hadi söyle şu canlandırmayı merak çocuk ediyorum. Çocuk hastaydı zaten. Çocuğum, benim çocuğum zaten. Torununu bilmiyor mu gece sen, uyumadığını? Sen, Akarya'da benim bir şey söyleyeyim. Sen senaryo kuruyorsun. Gel. Sen senaryo kurmuşsun. Ya bir sen müsaade diyorsun. Verin sen, ya. Sen, müsaade sen, verin ben de konuşayım. Bir zahmet olun. Ben de konuşayım. Mısınız Allah aşkına? Kime? Gizli tanı. Şey gizli tanı kim ya? Evet ben biliyorum onu. Orada isimleri var. Bak o dediğin gizli tanığı ben biliyorum. Evet. Kim olduğunu da biliyorum. Evet, kimliğini de açık, gerekirse açıklayacağım. Tamam. Tamam ama bağlanmıyor kardeşim. Ya gidiyor mu can? Bağlanmıyor. Hayır kardeşim gizli tanık şu anda bir devlet şey TSK'da çalışıyor. Ya, aynı insandan bahsediyoruz. Bak kim olduğunu biliyorum. Biliyorum. O insan TSK'da biliyorum. Çalışıyor. O insan ancak gidip jandarmaya konuşurmuş. Ya. Ha, o yüzden bağlanmıyor. Ben niye bağlanmayayım? Bağlanmıyor. Ben de biliyorum. Tamam doğrusu buysa tamam. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışıyor. TSK'da tamam. çalışıyor. Demiş ki tamam. ben beni çağırın şeye işte jandarmaya ben oraya gelim konuşayım tamam. demiş. Ben niye bağlamayayım canım? Tamam. Allah Allah ya bağlarım ben herkesi bağlarım. Katil ortaya çıksın diye her şeyi yapıyorum ya. Tamam. Bir fazla söyleşi canlandırmaya geçiyorum. Ben bora zaten size güvenerek yazdım. Vazgeçtim konuşmuyorum. Katili bulmuyor. Ben bu dinle. Saatten sonra artık tek kelime konuşmuyorum. Bitti. Söyle Mefa dinleyeceğim ben. Dinlemeyin. Şifre. Çekerdin dedin. Kartını çekerdin dedin. Ekranında şifre yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Bildiğim bir şey söyleyeyim. Onu birazdan Allah. Buradaki canlandırmada söyleyeceğiz ama madem yeri geldi. Ama sorularını soracağım tabii. Ama Gamze'nin o gece telefonu kapanmış. Kapanmış, açılmış. Açılmış. Açılmamış. Dövdünüz o zaman kızı. Açılmamış. Aynen. Ben onu öğrendim. Ben sizden beklerim her bak, şeyi. Bak bir dakika. Açılmamış. Telefon kapanmış. Her şey sonra bir daha açılmamış. Bir şey istiyor. Şey. Pin kodunu istiyor çünkü. Pin kodu. Tamam işte ben ne diyorum? Şifre değil o tabii. Desende şifre var telefonda. Halil'ciğim o pin
Bak pin kodu başka bir şey. Bu telefonun kendi. Onu bilmiyorum. Ben. Anladın mı? Biri senin kızının telefonunu kapatmış. Şimdi senin kızın kendisi eğer yattıysa, kendisi uykuya daldıysa kendi telefonunu kapatmaz. Çünkü alarm işe gidiyor ya çocuk. Alarm çalar yani. O yüzden niye giderken telefon uyuyor abla ya? Neyse şimdi gelelim şu senin mesele. Nazlı. Şimdi çok önemli bir telefonda tamam, kapanmazdı. Çok önemli bir ihbar geldi. O ihbarı söyleyeceğim ama bir görüntüyü önce bir ekranlara getirelim. Bir kuyumcuda Nazlı'yı evet, göreceğiz. Doğru. Nazlı da Nazlı bir kuyumcuya gitmiş. Altın bozduramam mı? Altın bozdurdu. Kendisi de kabul ediyor. Evet. Ama kimin altınları? Gelsin ekranlara görüntü. Ceset var. Ceset evet. Varsa suçtan. Benim kızım kimseye zararı yoktur. Kusursuz cinayet yoktur. Görüntüler 12 Şubat 2020 tarihinde evet, çekildi. Doğru. Bundan 2 yıl önce. Siz evet. Mefar'la evlisiniz o sırada. Hayır. Değil misiniz? Yani. Pardon. 2022. Yok. Kaç yıllık evlisiniz siz? Üçüncü yıla giriyor. Üçüncü yıla giriyorsunuz. Aha. Bu altınlar kimin altınları? Bunlar benim altınlarım. Emin misin? Evet. Bak Nazlı bana gerçekleri söyle. Bana hayır, gerçekleri düğünde söyle. Düğünde takılan benim altınlarım. Düğünde takılan altınlar evet, ama. Evet, düğünde takılan altınlar. Burası Eskişehir'de evet. Emek Mahallesi'nde bir kuyumcu. Evet. Şimdi sen orada altınları direkt veriyorsun ondan evet. Sonra insan kendi altını sattığında ondan sonra oraya girdiğinde çok video gibi sorular sordun. Şimdi ben şunu anlamadım hala Turcan. Bu olayların onların özel hayatı hatta yani bir sürü insanlarla da bir sürü şeyler yapmış olabilirler. Onları da sorgularız ama cinayetle bağlantısı nedir hala anlamadım. Cinayetle bağlantısı olabilir olmayabilir onu bilemem. Beni de aynı şekilde kullandılar. Ben bunları resmi nikaha zorladım. Kim seni kullandı? Bunlar bize imam nikahından oyalamak istediler. Ha, resmi nikah yapmak istemediler. Evet. Ben yok, resmi nikah şey zorladım. Öyle bir şey yok. Nikah yalan abi. Benim eşim yeni boşandığı için 6 aylık bir süre vardı. Bak, 6 bak, aylık bak, sürenin bak. İçerisinde biz nikah gününü bekleyene kadar evlenemiyorsun şeydik. Yeni boşanınca. Biliyorum. Hemen 6 aylık bir süre vardı. Biliyorum. Biz de onu bekledik. Şubat'ın zaten 6 aylık süre doldu. Şubat'ta gittik evlendik. Öyle değil mi? Öyle değil diyor. Değil. Ama öyle. Oğlum bunun avukatı olmuş. Ben gittim. Oğlum bunun avukatı olmuş. Dinlemek istemiyorum seni. Bir dakika. Ben seni hiç dinlemek istemiyorum. Sen buraya gelmişsin beni suçluyorsun. Benim ailemi suçluyorsun. Ben buraya seni suçlaman için gelmedim. Sen buraya kızının katilini bulmaya geldin. Onu bul. Benim karımın geçmişini değil. Ben de göreceğiz. Ortamda göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Değil. Sen benim karıma eskiden olan olmuş bitmiş. Sen bunu kabul etmedin. Ben de istiyorum abi çıksın. Ben bunu kabullenmişim. Sen niye kabul etmek istemiyorsun? Turcan bu soruları şu yüzden mi soruyorsun? Çünkü ben aldığım bilgilere göre evin ön bahçesi değilmiş. Hem ön bahçesi hem arka bahçesi müştemilattı. Evin her
tarafında farklı erkeklere ait sperm bulunduğu için o erkekler eve Nazlı mı aldı diyorsun? Günah alıyor başka Laham bir şey yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben almadığına göre, kızım almadığına göre kim kalır evde? Biz kaç kişi yaşıyoruz? Nazlı mı aldı onları o kadar erkeği? Ben bilemem. Sorunları ben bilemem. Ben imam nikahlı illa ki onu istedim. Nikah için gittiler. Adamla karşısına nikah olup da zaman kaybı olunca biz geri durduk. Yalan söylemesin. Leyla Hanım bir şey merak ediyorum. Şimdi o sizi suçluyor da siz de Turcan'dan şüpheleniyor musunuz cinayetle ilgili? Bir karşıya bakarak söyleyin. Vallahi ben gözümle görmedik ya kimseyi katilsin diyemem. Ben de sana diyemiyorum. Ben diyemem yani. Söyledin ya anne. Söyledim. Daha ne diyeceksin? Kamuoyu görüyor zaten. Alın bunu götürün. Anne yok. Baba yok zaten. Ben sana burada niye anne diyorum saygıdan. Ben saygıdan söylüyorum. Deme. Hayır. Sen anne gururla ayaklarını altına aldığın zaman zaten anneliği babanı kaybettin. O ayrı bir şey. Ona ayrı gider mahkeme açarsın. Zaten arayacağım. Açtın mı lan hakkımı? Aradım. Sen bana haklarımı versin, ben daha şey yaparım gider. Sen hakkı kaybedeni hala çok oldu. Ben seni 3-4 sefer uyardım. Oğlum bak hala hakkın yok. Bunu devlet tayin ediyor zaten. Turcan cinayeti konuşuyor. Ben, senin oğlun olan sorunlarını. Tamam. Turcan, yokum. Tamam. Turcan. Sen bana katil dedin ya. Sana, annen sana demiş ki burayı terk ederseniz daha kötü şeyler olacak. Nasıl şekilde evet, gördün? İspatla evet, bakalım. Daha bunu kötü, ikisi de kullandı. İkisi de kullandı onu. Daha kötü şeyler olacak derken evet. Gamze cinayetinden mi bahsediyorsun? Evet. Annen katil olabilir mi? Bunu mu söylüyorsun? Ya orada onlar hadi yaşıyordu. Hadi söyle bakayım cesaret edersin. Sonra onlar yaşıyordu. Artık hani şüphelendiğim şeyler var. Kadın diyor ki bir diyor Nazlı diyor. Arkasından Metin Atar diyor. Bana giderken diyor ki. Sen diyor buradan gidersen diyor daha kötü şeyler olacak diyor. Artı ben ona soruyorum ne daha kötü ne olabilir seni diyorum. Görürsün diyor. Görürsün diyor. Bunu bu ne demek seni bu? Seni reddedecek demek istedim. Kim reddedecek? Ya istediği kadar reddedebilir zaten etti. Ben zaten istemiyorum. İstediği yere ben zaten kaç defa gittim. Bir dakika o zaman soru soracağım sana. İstemiyordun da Gamze rahmetli öldükten sonra o eve geldiğinde niye oturdun o zaman? Ben oturmadım. Beni niye oturdun herkes... o zaman? Niye? Amca, gelmeyecektin geriye o zaman. Amcaların hepsi dedi ki... Geldiğinde de yattı. Neden bunları söylemiyor? Demedim ki zaten. Ne? Beraber yattılar demedim ki ben. Ya sen az... Gamze kaç gündür Ramazan abi yatıyordu. Ya bu dün başka konuşuyorsun, bugün başka konuşuyorsun ya. Anne. Vallahi ben şunu söyleyeyim sana. Bir dakika babam. Bir dakika sözümü kesme. Bir saniye. Baştan bu yana Gamze ile birlikte yatıyorlardı. Gamze onun yatağını veriyordu. Ama senin annen de aynı yatakta yattı. Aynı koltukta yattılar. Evet yapmak demedi ki. O iki kişi çok sevdiler. Onlar da geldi yattılar. Bunları şunu söylemeye çalışıyorsun. Cevabını istiyorum. Fatma şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Diyorsun ki oradaki nevresim... bir dakika lütfen ben sorumu sorayım. Nevresim takımı Gamze'nin yattığı ölü bulunduğu nevresim takımında çıkan ölü bulunduğu spermize... odada değil Didem Hanım. Hayır başka bir şey soruyorum. Odada. Başka bir şey soruyorum. Oradaki nevresim şey, takımlarındaki şey spermleri mi açıklamaya çalışıyorsun? Evet. Ama tatlım benim. Onlar ama annesinin ben şöyle söyleyeyim. Annesinin farklı farklı soyadları var. Farklı farklı insanların takılmışlıkları var. Ne malum ben oraya kendi gözümden gördüm. Geldikleri zaman sabah kadar farklı bir canlı yayında tamam, da erkeklerle Fatma. Konuşuyorlar diye. Olabilir öyle şüpheler ve çelişkiler var tamam, yok demiyorum. Olabilir ama ben sana şunu gözümden söylüyorum. Görmedik. Cinayet işlenmeden 10 gün önce zaten onlar o evden gitmişler. 10 gün ama o evde bak, yoklar. Şunu bak şunu getireceğim. Bak nevresim takımlarına bir geleyim izninle. Ama bir bak konu geç değişiyor Didem Hanım. Değişmeyeceğim yani, nevresim bakın. Takımlarına geleceğim ya. Bak nevresim yani meseleye geleceğim oradan 6 milyona ama. Gelme nevresim takımlarına geçirmeyelim. Onu bir konuşalım 6 milyona ama şu mirastı bak bunlar evden taşınmazdan önce babam 15 milyar, 20 milyar, 25 milyar atadan dededen miras parası geliyor da bunlar biliyor gitmeden önce. Bunlar parası kaynağını annesinden birlikte aldılar diye düşünüyorum. Tamam şimdi biz cinayeti bir cinayet gecesine götüreyim sizi. Şu yatağın fotoğrafını Doğanay'ın bana söylediği yatağın fotoğrafını LED'e verir misin Hakan? Ne parası ya? Şimdi o bir tane bir fotoğraftan bahsediyoruz. Dün Doğanay'la konuştuğumuz bir saniye haber kaynağımızın. Evet bakın şimdi burada burası Turcan ve Mehmet'in odası. Şimdi burada sizin Gamze'nin nevresim takımı var değil mi bu nevresim takımı? Benim odam değil orası. Şimdi bu... Gamze'nin odası orası. Gamze'nin odasının yattığı oda. Orada yanlışlık var orada. Yanlış mı yapmışlar? Tamam nevresim takımlarına siz kilitlenin tamam mı? Şimdi bu Gamze öldüğünde üzerinde aynı çarşaf, yorgan ve yastık var. Aynen. Değil mi? Aynen. Evet. Tamam. Şimdi o yorgan ve yastığı Gamze ne zaman yatağa serdi?
Turcu şeyin odasına. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben sorularımı, bunu yanıt verir misin? Ne zaman serildi kızın öldüğü odaya? Ben serildiğini ben görmedim, bilmiyorum. Ben bir tanem böyle mavimsi bir battaniye gördüm bunların ayak ucunda. Şeyin bak, üstünde. Ben sorumu anlatamadım. Ayşegül'e gösterdiğim zaman. Şimdi bu yataklar sorumu... Gamze'nin yatağındaydı. Şimdi Gamze öldüğünde cinayet işlendiği gün, tamam mı canım? Aynı çarşaf, yorgan ve yastık var o yataktan. Yani şu takım Gamze'nin cesedinin bulunduğu şeyin, mefarın yattığı odanın üzerine serilmiş. Evet. Tamam. Ama dil devam ediyor. Bu yataklar yan tarafta bak, orada şeyin üstündeydi. Gamze'nin önceki yattığı yatakta, çek yatağın üstündeydi. Olay orada günü. Orada bir tane mavili böyle bir görsem bilirim. Sen evi gezdiriyorsun ya. Bir şey olabilir mi Didem? Sen evi bir dakika lütfen, bir devamında bir şey var çünkü. Sen evi gezdirdiğinde eve gezdiriyorsun ya. Evet. İş arkadaşı Ayşe de gelmiş o gece oraya. Evi gezdiriyorsun ya sen onlara. Evet. Evi gezdirdiğinde bu nevresim takım orada değilmiş. Değildi. Gamze'nin yatağının üstündeydi. Önceki Gamze'nin yattığı çek yatın üstündeydi. Vardı. Heh, tamam. Oradaydı. Gamze'nin yattığı çek yatın üstündeki şey nevresim takımı. Heh. Gamze mi oraya serdi diyorsun? Bilmiyorum. Toparlayıp geçirmiş olabilir. Peki ben şunu biliyorum. Haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre. Mefar, senin Gamze ile aran nasıldı? Ya gitmeden Nazlı ile arası biraz bozulmuş diye biliyorum. Evet. Ben Gamze ile her zaman için iyi anlaşırdım. Hani, hayır yani şu anlamda gibi. Şunu söylüyorlar. En son siz oradan gittiğiniz için Gamze'nin size biraz kırgın olduğu. Dolayısıyla ben onların odasında yatmam dediğini ben biliyorum. Şimdi abisine kırgın olan biri, ben orada yatmam dediği bir odaya niye gidip nevresim takımlarını alıp çocuk oraya, yani önce size evi bir gezdiriyorsun. Kaçta evi gezdirdin? 12-30 falan. Biz gezdirmedik. Gamze'nin kendi gezdirdi. Biz de bile 12-30. Bizim yanımıza geldi ya. Gece yarısı. Evet, gece yarısı 12-30.